Merhabalar herkese. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün İzmir Ulukent'te Siena Garden projesini gezeceğiz. Siena Garden projesi EKY ve Bayram Kılıçoğlu ortaklığında inşa edilen bir proje. Ben bilgilerimi aldım, lazerimi aldım. Bugün size lazerle anlatacağım bütün bilgileri. Ama videoya başlamadan önce videolarımızı beğenip, abone olup, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim diyelim ve hemen projeyi anlatmaya başlayalım. Siena Garden projesi 3 bloktan oluşuyor. A ve B bloklar şu şekilde birbirine bitişik ve burada da bir C bloğumuz var. Şöyle lazerle göstereceğim demiştim zaten bugün size. Proje Haziran sonunda, 2019 Haziran sonunda teslim ve proje aslında butik bir proje. Toplamda 105 adet daire bulunuyor. Daireler 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde farklı daire tipleri var. 4 adet farklı daire tipinde 2 artı 1, 4 adet de yine farklı daire tipinde 3 artı 1'ler var. Burada size metrekarelerinden bahsedeyim biraz. 2 artı 1 daireler 104 metrekare ile 126 metrekare arasında aralıkları, büyüklükleri değişiyor. 3 artı 1'ler ise 139 metrekare ile 155 metrekare arasında alan genişliklerine sahipler. Burada projenin toplam arsa alanı 7070 metrekare ve toplam yeşil alan büyüklüğü de 1860 metrekare. Şöyle toplam yeşil alan büyüklüğünü size göstereyim. Projenin çevresinde zaten araçlarınızı park edeceğiniz, her dairenin kendine ait bir alanının bulunduğu açık otopark var. Onun dışında tam ortada, blokların ortasında kalan kısımda çok büyük bir yeşillik alan. Burada çocuklarınız ve ailenizle beraber güzel vakit geçirebilirsiniz yeşilliğin tam ortasında diyebiliriz. Aynı zamanda şöyle diğer tarafa geçiyorum. Sosyal olanaklarından biraz bahsedelim. Burada projenin büyük bir havuzu var. 180 metrekarelik bir havuz, açık havuz. Burada projenin hemen şu havuzun kenarında da, buradaki alanlarda da sosyal alanlar bulunuyor aynı zamanda. Projede yalnızca konutlar var. Yani ticari ünite bulunmuyor. O yüzden sadece bu alt kısımda fitness salonu, oyun alanları var. Burada siz de aileniz ve hani çocuklarınız ve siz sosyal aktivitelerinizi burada gerçekleştirebilirsiniz. Ticari ünite yok dedik projede. Projenin çevresinde pek çok farklı markaların olduğu marketler var. Yani siz ihtiyaçlarınızı oradan da karşılayabilirsiniz. Ve hepsi zaten yürüme mesafesinde. Siena Garden projesinin hedef kitlesi özellikle çocuklu aileler. Zaten buradaki sosyal imkanlar ve bu yeşil, büyük yeşil alan da çocuklarınızın ve sizin güzel vakit geçirmenizi sağlayacak alanlar aynı zamanda. Sosyal alanlarda gözümden kaçan birkaç tane şey vardı. Ben sizi tekrar oraya getireyim ve orada tekrar şöyle göstererek anlatayım size. Buradaki sosyal alanların bulunduğu alanın içerisinde spor salonunun yanı sıra kafeterya, çocuk oyun alanı, genç oyun salonu, toplantı salonu da bulunuyor. Burada 7/24 güvenlik de aynı zamanda var sitede. Bir diğer aktarmak istediğimiz özellik ise şimdi 2 artı 1 ve 3 artı 1'lerde 4 farklı daire tipi vardı. Yani 2 artı 1'ler ve 3 artı 1'ler farklı farklı daire tiplerindeler. Sadece bir tanesinde 2 artı 1'de ebeveyn banyosu bulunmuyor. Bir diğer özelliği de projenin fiyatlarının oldukça uygun olması, çevresindeki semtlere göre, İzmir'in diğer semtlerine göre fiyatları çok daha uygun. Ve siz bu fiyat bilgilerine ulaşabilmek için hemen aşağıda sizin için link bırakıyor olacağız. Oradan da fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ve siteden hemen form doldurup, bilgilerinizi doldurup sizi aramamızı sağlayabilirsiniz. Detaylı bilgileri oradan da verebiliriz. Dediğimiz gibi fiyat konusunda biraz daha uygun bir proje olduğu için burada tercihiniz yatırımlık ya da oturum amaçlıysa ikisi için de bu fiyatlar gayet uygun görünüyor. Projenin şu an bize bakan değil de arka kısmına bakan cephesi de tamamen önü açık olacak buradaki dairelerin. Çünkü biraz daha proje yüksekte kaldığı için bütün mavi şehri görüyor olacak. Burada hiçbir zaman önünüz kapanmayacak anlamına geliyor. Bu da dairelerin gayet ferah olmasını sağlıyor. Şimdi de Siena Garden'ın örnek dairesindeyiz. Dışarıdan yani dış cephesi, mimarisi oldukça güzel olan projenin daha direkt kapısından, örnek dairesinin kapısından içerideki dekorasyonu ve mimarisinin de çok güzel olduğu anlaşılıyor. İki farklı tarafı var kapının. Burası dışarısı için, apartmanın dekorasyonu için diyelim. Burası da evin dekorasyonuna uygun. Daha açık renk, hatta beyaz.
Zaten evi gezdiğimiz zaman da göreceksiniz, ev çok ferah. Çünkü örnek daire 3 cepheli, her yerden ışık alıyor, her yerden güneş alıyor. Hemen başlayalım biz. Sağ tarafımda mutfak var. Mutfağa gitmeden önce burada bir vestiyerimiz bulunuyor. Çok büyük bir vestiyer. Burada şu an evin içinde gördüğünüz tüm dolaplar direkt evin içinde siz geldiğiniz zaman hali hazırda olacak. Biraz evi hızlı gezeceğiz çünkü evin dekorasyonu yok. Ufak öne çıkan ayrıntılarından bahsedeceğiz size. Burası da mutfağımız. 15 metrekarelik bir mutfak burası ve dizilişi oldukça güzel, hemen karşılıklı. Hemen karşı tarafta da böyle çok şık ve çok tatlı bir şekilde ocak ve davlumbaz koyulmuş. Yanlarına da böyle iki tane raflar, bu raflar dediğimiz gibi hani şu an mutfak trendlerine çok uygun. Projede mutfakta üçlü ankastre veriliyor. Ocak, davlumbaz ve fırın. Şimdi mutfağın da kendine ait bir balkonu var. Hemen buradan çıkıyoruz mutfaktan, size manzarayı göstereyim. Şimdi proje çok ön cephesi çok açık bir proje. Zaten bu evin örnek dairenin de 3 cephesi vardı. Hemen şu karşı taraftan bütün mavi şehri görebiliyorsunuz. Çok önü açık bir yerde. Zaten biraz yüksekte kalıyor. Projeyi anlatırken de zaten projenin yüksekte kaldığını söylemiştik. Bu balkonu hem mutfaktan çıkınca kullanabiliyorsunuz hem de salondan da. Buradan şimdi biz direkt geçip salona gireceğiz. Salonumuzda 30 metrekarelik bir salon. Oldukça büyük. Tüm eşyalarınızı buraya kolaylıkla koyabilirsiniz ve burayı kolaylıkla dekore edebilirsiniz. Bizim en çok dikkatimizi çeken şu yukarıdaki asma tavanlar oldu. Orta alan tamamen size bırakılmış, sadece yan alanlar LED ışıkları koymak ve daha dekoratif, daha şık durması için yapılmış. Projede radyatörle ısınıyor aynı zamanda, yerden ısıtma değil, onu da söyleyelim. Burada dışarısı daha çok tuğla gibi olduğu için yeşil camlar oldukça şık duruyor. Balkondaki parmaklıklar da aynı, zaten pencerelerin pervazlarıyla aynı renkte. O yüzden de çok şık duruyor. Hatta size orayı gösterirken şöyle panjurların indiğini de gösterelim. Burada tek bir tuşla hemen panjurlarınızı indirebiliyorsunuz. Bu yeşil binanın tuğla detaylarına oldukça güzel uymuş. Devam ediyoruz. Şu an 3+1 bir örnek dairedeyiz. 155 metrekarelik bir örnek daire burası. 3 tane odamız var. Odalarımızın metrekareleri oldukça büyük ve kullanım alanları oldukça büyük. Ve bu odanın da kendine ait bir balkonu var. Burayı ister çalışma odası, ister çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. 2 tane balkonu var zaten bu örnek dairenin. Hemen bizi sağ tarafımızda bir genel banyo karşılıyor. Renkler çok şık ve birbirlerine çok uymuş. Buradaki dolaplar, banyoda, mutfakta gördüğünüz her türlü dolap siz evinize girer girmez evin içinde olacak. Biz renkleri çok beğendik. Hani yerler, duvarlar ve araya koyulan koyu renkler, arada kullanılan koyu renkler oldukça güzel. Burası da farklı bir şekilde düşünülmüş. Duşakabin hemen, yani tek cephede, eviniz, lavabonuz ve duşakabin tek cephede. Buradan baktığınız zaman küçük gibi görünüyor ama demin size Mert de gösterdi. İçe doğru biraz daha derin. Buradan geriye doğru giderken hemen bir çamaşır odası karşılıyor bizi. Bir oda şeklinde yapılmış, kendine ait aydınlatması ve kapısı var. Buraya kurutma makinesini, çamaşır makinenizi ve deterjanlarınızı, yani temizlik malzemelerinizi koyabilirsiniz. Gayet büyük bir alan. Burada bir odamız daha var. Burası daha çok işte küçük çocuk ya da bebek odası olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda dediğimiz gibi çalışma odası olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü diğer tarafa doğru uzuyor. Odalar ilk kapıdan baktığınız zaman sanki metrekare açısından küçük gibi görünse de buraya girdiğiniz zaman kullanım alanının ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten siz de videoyu izlerken anlayacaksınızdır. Hemen devam edelim. Bu kısımda yatak odası. Yatak odası yine LED ışıklarla aydınlatılmış. Burada hemen bir asma tavan koyulmuş ve LED aydınlatmalar kullanılmış. Projede klimalardan bahsedeyim. 2 adet klima veriliyor ankastrelerin haricinde. Burada her şey şu an evde gördüğünüz gibi, siz evinize geldiğiniz zaman burada ne görüyorsanız aynısıyla karşılaşacaksınız. Herhangi bir sürpriz olmayacak. Kapılarından duvarına kadar. Çünkü boyalar hem çok güzel, renkleri çok güzel, birbirine çok uymuş ve gerçekten malzemeler çok kaliteli. Biz eve girdiğimizde ilk fark ettiğimiz de oydu. Burası da ebeveyn banyomuz. Ebeveyn banyosu iki kişiye
Hayli hayli yetecek kadar kullanım alanı büyük bir ebeveyn banyosu. Buradaki duşakabin biraz daha büyük çünkü plan açısından baktığınız zaman burada bu şekilde kullanılması daha uygun olurmuş. Tekne, duş teknesi var zaten. Hemen yukarıda da LED aydınlatmalar var. Yani ev şu an sizin de gördüğünüz, benim de anlattığım kadarıyla çok fazla ışık alıyor, çok ferah. Ve biz açıkçası evi çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi örnek daireyi böyle hızlı hızlı anlattık. Hızlı hızlı ulaşım avantajlarına geçelim. Ofise dönüp size ulaşım avantajlarından bahsedelim. Siena Garden'ın teknik tüm özelliklerini verdikten sonra birazcık da ulaşımından bahsedelim. Nerelere yakın diye. Ulukent'te demiştik zaten Siena Garden için. İzban Ege Kent'e 1.2 kilometre uzaklıkta. Çevre yolu bağlantısı da projeye oldukça yakın. 3 kilometre uzaklıkta. Menemen merkeze de 8 kilometre uzaklıkta. Bunun dışında, bunun yanı sıra çevresinde pek çok önemli noktaya da Siena Garden'dan çok kısa bir sürede ulaşım sağlayabilirsiniz kişisel aracınızla. Eğer kişisel aracınızı kullanmayacaksanız, toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlayacaksanız da projenin hemen önünde bir otobüs durağı bulunuyor. Biz zaten şu an videomuzu çekerken otobüslerin geçtiğini görüyoruz. Hemen çünkü projenin yanı başında bir durak var. Projenin hemen yanı başından geçen otobüslerle Mavi Şehir'e ulaşım sağlayabilir. Oradan da şehrin tüm noktalarına farklı ulaşım araçlarıyla da ulaşım sağlayabilirsiniz diyelim. Ve burası genellikle Siena Garden'ın özellikle aileler için uygun bir proje olduğu için çevresindeki okullardan bahsedelim biz size biraz. Projenin hemen yanı başında Çekim Koleji bulunuyor. 50 metrelik bir mesafede, hemen yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafede. Gelişim Koleji ve 29 Ekim Koleji gibi özel, prestijli okullar, kolejler hemen 2 kilometre çevresinde bulunuyor. Ve aynı zamanda hastaneler de bulunuyor. Burada Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7 kilometre, Menemen Devlet Hastanesi ise 6 kilometre uzaklığında. Yani umarım ihtiyaç duymazsınız. Eğer hastaneye ulaşmak isterseniz de evinizden çok yakın bir mesafede hastaneye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda burada projenin çevresinde marketler var demiştik, ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz. Ama daha büyük AVM'ler var mı projenin çevresinde derseniz de hemen Efesus Alışveriş Merkezi var projenin çevresinde, 6,5 kilometre. Aynı zamanda Mavi Bahçe Alışveriş Merkezi ve Nova'da Alışveriş Merkezi de 15-16 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burada projeden çevre yoluna hemen çıkış sağladığınız ya da diğer ana yollara çok kolay bir şekilde çıkış sağladığınız için de bu noktalarda kişisel aracınızla oldukça yakın, toplu ulaşım araçlarıyla da yakın diyebiliriz. Projenin tüm detaylı bilgilerini size anlattıktan sonra daha da detayına inmek için projenin ortaklarından Erdinç Bey'e sorular soracağız. Bir de onunla bir röportajımız var. Siena Garden'ı bir de ondan dinleyin. Biz şimdi Siena Garden'ın diğer detaylarını almak için yanımızda hemen konuğumuz olarak EKY Yapı'nın genel müdürü Erdinç Kaya var. Siena Garden'ın detaylarını bir de ona soracağız, bir de ondan dinleyeceğiz. Merhabalar Erdinç Merhaba, Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Siena Garden'ın detaylarını biz verdik. Ama daha çok işte bu bölge nasıl bir bölgedir, Siena Garden'ın misyonu nedir, kimler için uygundur, bir de sizden dinleyelim. Siena Garden İzmir'in kuzey aksında Ulukent'te şu anda yapım tamamlanmak üzere. Burada daha çok hedeflediğimiz alıcı kitlesi aileler, çocuklu aileler. Projemizde daha çok geniş dairelere yer verdik. 1+1 ya da stüdyo daire seçenekleri yok. Bu da demek oluyor ki çocuklu ailelerin site içerisinde hayatlarını geçirebileceği bir ortam sağlamaya çalıştık. Butik bir site şeklinde. Hedeflediğimiz alıcı kitlesi daha çok şehir merkezinde Karşıyaka, Narlıdere, Bornova gibi eski yerleşimdeki daha fiyatlı projelere erişmekte güçlenen alıcılar şu an burada bizim hedefimiz. Hem gayet güzel, güvenlikli, havuzlu, tüm sosyal donatıları olan, yeşil alanları, otoparkı olan butik bir site burası. Hem de fiyat olarak Karşıyaka'ya ya da yakınındaki diğer bölgelere göre belirgin şekilde fiyatlar da daha uygun. Ulukent peki nasıl bir yerdir? Burası İzmir'in diğer bölgelerine göre. Ulukent şu anda İzmir'in, yani İzmir iki aksta büyüyor. Güneye doğru ve kuzeye doğru. Ulukent şu an kuzey aksında en hızlı büyüyen bölgesi İzmir'in. Bunun sebebi de hem çevre yolu aksının üzerinde,
Hem Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi hemen çok yakınında. Biraz daha kuzeye gittiğiniz zaman yeni yapılan Çandar Limanı, işte Sokar yeni petrol tesisi, buralar Aliağa Organize Sanayi Bölgesi. Bunların tamamının ortasında bulunuyor. Aynı zamanda Manisa'ya geçmek için yol hemen yanından geçiyor. Manisa-İstanbul istikametinin de üzerinde. Yani bütün etraftaki sanayilerin ortasında, birçok iş imkanının ortasında bulunuyor. Ulaşım imkanları da çok fazla. Çevre yolu olsun, normal eski ana hat yolu olsun, metro hattı olsun. Tamamı da Ulukent'in ya durağı var, ya üzerinden geçiyor, ya otobanın çıkışı var. Konum olarak da böyle avantajlı bir yer. Hem konum olarak hem de fiyat açısından baktığımız zaman Siena Garden yatırım için de düşünülebilir diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle yatırım için de düşünülebilir. Bölgenin giderek daha fazla talep görmesi, gelişmesi, inşaatların burada artıyor olması, ilerleyen dönemde buradaki daire fiyatlarını da arttıracağını düşünüyoruz. Şu anda biz başladığımızdan beri 1,5 yıllık dönemde de ortam konut anlamında çok hareketli olmamasına rağmen bir yükseliş var. Önümüzdeki sene işlerin inşaat sektörü için biraz daha iyiye gideceğini düşünürsek bu fiyatlar daha da hızlı bir şekilde yukarıya gidecektir. Sizin bir de aynı zamanda İzmir'in farklı noktalarında da inşaatlarınız var. Bitmiş projeleriniz var aynı zamanda. Evet, birçok projemiz var. Bizim yani şu an Siena Garden'ı iki ortak firma olarak yapıyoruz. 2012 yılından beri EKY ve Bayram Kılıçoğlu İnşaat olarak birlikte iş yapıyoruz. Ayrı ayrı projelerimiz de oluyor zaman zaman ama gücümüzün çoğunu birlikte yaptığımız işlere harcıyoruz. Burası 2012'den beri teslim edeceğimiz 7. proje. Bunun öncesinde Bayram Kılıçoğlu'nun 70'lerden beri bir inşaat geçmişi var. Bizim EKY firmamızın babadan gelen bir firma. Karden İnşaat olarak başlangıcı. Biz de 93'ten beri 26 yıldır bu işin içerisindeyiz. İki firmanın da çıkışı Karşıyaka Merkez. Karşıyaka'nın merkezinde bitmiş, teslim ettiğimiz çok sayıda binamız var, çok sayıda mutlu müşterimiz var. Bölgede de bu sebeple biliniyoruz, tanınıyoruz, iyi geri dönüşler alıyoruz. Son olarak peki kişiye özel ödeme planları var mıdır? Ödeme hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl imkanlar sağlıyorsunuz alıcılara? Dönem malum, fiyatlarda mümkün olduğunca alıcıya adapte olmaya çalışıyoruz. Taksit olsun, kredi seçenekleri olsun. Yani şu anda 120 ait 0.98 kredi seçeneğimiz mevcut. Nakit alımlarda ciddi indirimler yapıyoruz. Kişiye özel ödeme planları, işte balon ödemeli, taksitli. Yani burada bizde fix bir ödeme planı, buradan bir tanesini seç demek yerine müşterinin gelir durumuna göre, gelirini nasıl elde ettiğine göre ona adapte olmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Özel ödeme seçenekleri de gayet iyiyiz o konuda. Proje hakkında başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Proje hakkında eklemek istediğim şey fazla bir şey yok. Siz zaten anlatımınızı yaptınız. Benim üstüne vurgu yapmak isteyeceğim şey dışarıdaki mimari tasarımımız bölgede çok fazla bulunan bir tasarım olmadığını düşünüyorum. En büyük artılarımız binalarımızın kalitesi, uzun ömürlülüğü. İleride bir problem çıktığında bizim firma olarak her zaman geri dönüşlerde bekletmememiz, çok dört elle yardıma koşmamız herhangi bir müşterilerimizden talep olduğunda. Uzun yıllar bu binada modası geçmeden mutlu bir şekilde oturabilir müşterilerimiz. Çok teşekkürler sorularımıza cevap verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Biz Siena Garden'ı Erdinç Bey'den de dinledik. Artık yavaş yavaş videomuzu kapatıyoruz. Ödeme planlarından bahsetmiştik. Fiyatları merak ediyorsanız fiyatlar için hemen aşağı sizin için link bırakıyoruz. Oradan da fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Her zaman söylediğimiz gibi en güzel ev sizin içinde huzurlu olduğunuz evdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.